Hanımlar beyler, canlı yayınımız başlıyor. Evet, tekrar merhaba herkese. Ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım. Bugün 7 Ocak 2012 günlerden pazartesi, haftanın ilk işlem günündeyiz tekrar ve güne güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Özellikle yine bizi takip eden arkadaşlar için güzel bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gece saatlerinde 01.36 analizinde demiştik ki yeni bir güne başlıyoruz. Bu yönden beklenmedik açıklamalar gelmediği sürece çok ciddi hareketler oluşmayabilir şeklinde bir uyarı yapmıştık. Yön konusunda aşağı hareket ihtimali biraz daha kuvvetli olduğunu söylemiştik. Günlük kırılma noktamız ise 30.90-31.10 aralığı demiştik. Bu aralık kırılmadığı takdirde ilk olarak 1.30-54 sonrasında ise 1.30-20 seviyelerini hedeflemiştik arkadaşlar. Bu seviyeler arkasından 2 saniye daha seviyemiz var. Buraya kadar geri çekilme devam edebilir demiştik. Bahsettiğimiz aralığın üzerinde kalınması durumunda ise yeni bir senaryo çizmiştik. Özetle bugün 30.90-31.10 aralığına dikkat demiştik. Sizler de hatırladığınız gibi ve görmüş olduğunuz gibi takip eden arkadaşlarımız var sanırım. Kimler onlar? Bir el kaldırabilirlerse sevinirim arkadaşlar. Nereden el kaldırıyoruz? Bakın şuradaki Maymut bölümünden, Rise Hand adlı kısımdan. Ender Bey, Adem Bey, onun dışında bakalım başka kimler var bu analizi takip eden gece saatlerinde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 30.90-31.10 aralığımız burada mavi ile taralı olan bölge. Bu bölge geçilmediği takdirde aşağı hareketledik. Zaten açılıştan sonra bir geri çekilme yaşandı. Saat 1-2 arasındaki barda da gördüğünüz gibi 30.78 ile 30.66 arasında 10 piplik 12 piplik küçük bir bölgede hareket etti. Bu barın kapanışından giriş yapmış olsak bile bakın 30.20'ye kadar yaklaşık 46 piplik bir kar bırakıldı. Bundan faydalanmış olabilirsiniz. Barın en dibinden girmiş olsak bile barın tepesinden girmiş olursak 58 pip civarlarında. Evet, Mehmet Bey var, Özkan Bey var, yine bu analizden en azından okuyup da faydalanan, tüm karı almış olmanız gerekmiyor. Yani şuradaki bölgeden giriş yapıp şuraya kadar 20 piplik bir kazanç da elde etmiş olabilirsiniz. Hiç fark etmez, yapmış olduğumuz analizler yeter ki size pip kazandırsın arkadaşlar, başka bir dileğimiz yok. Sonuçta biliyorsunuz biz burada sadece bir yön çiziyoruz ve bu yön doğrultusunda hareketleri siz yapıyorsunuz. Yani son karar her zaman sizin arkadaşlar, kesinlikle bunlar bir sinyal niteliğinde değildir. Bunu da tekrarlamış olayım sizlere. Sadece ben kendi kişisel görüşümü paylaşıyorum. Bunları değerlendirmek ve hareket etmek size kalmış olan bir şey. Yani aynen bir rota ya da harita çiziyoruz ve bu haritaya göre siz de dümenin başına geçip hareket ediyorsunuz. Peki, eller için çok teşekkür ederim. Kaldırabilirsiniz isterseniz. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası için ne olacak? Soru bu ise eğer ki. Şimdi bakalım. Şöyle günlük grafiklerden bir gidiş yapacağız haftanın ilk işlem günü olduğu için. Bakın şurada belirtilen bir bantımız olma ihtimali vardı. Bakın 1, 2, 3, 4. kere test etti. Hatta 5. gün burada test etti. 6. gün buranın altına indik hafta içi. Ve ondan sonra bakın buranın üzerine artık çıkamıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki direnç çizgisi artık bir direnç konumuna gelmiş durumda. Zaten o yüzden 30.90-31.10 aralığımız nasıl ortaya çıktı? Az çok da biraz da buna bakarak ortaya çıktı arkadaşlar. Şuradan gelen tren çizgisi, bakın şu şekilde gelen tren çizgisi acaba çalışacak mı diye dedik. Geçtiğimiz hafta buranın altına indi ve şu anda direnç konumuna geldi. Bakalım buranın altında kalmadığımız sürece aşağı doğru 29.98 ve 29.65 civarlarına kadar geri çekilmeler bekliyoruz. Hala bu görüşümüzü de korumaya devam ediyoruz tabii ki. Evet, bakalım 4 saatlik grafikleri aşağı hareketi destekliyor mu? Destekliyor. Özellikle yüzlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra artık tekrar yukarı doğru tepkiler yok. O yüzden orta vadeye düşünenler için ise buradaki aralık değil 31.45 seviyesi önemli bir direnç konumundan, bunu söyleyebiliriz. 31.45 geçilmeden
Orta vadeli düşünenler de aşağı hareket beklentisini korumaya devam edebilirler. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Onun dışında 4 saatlik grafikte bakın buradaki yeşille belirtmiş olduğumuz harekette ortalama hiç elverişli değil şu anda hareket etmek ya da karar vermek için. O yüzden bunu birazcık saf dışı bırakmamız gerekiyor. 4 saatlik grafikler için söylüyorum. Şablonları yükleyen arkadaşlar varsa 4 saatlik grafiklerinde görebilirler. Ve evet saatlik grafiklere baktığımızda ise durum nedir? Zaten aşağı doğru hareket var. 30-54 seviyesi iyice kuvvetlenmiş durumda direnç olarak. Burası biliyorsunuz günlük ilk hedefimizdi. Sabah saatlerine doğru daha doğrusu gece yarısı açılışta şu seviyelerdeyken vermiş olduğumuz sinyal için ilk hedef şuradaki 20 piptik hedefti arkadaşlar. Eğer ki çok kısa bir direnç istiyorsanız kullanabilirsiniz 30-54 seviyesinin üzerine. Bu seviyeye kadar çıkışlar 30-54-30-55'e kadar normal karşılanabilir. Dediğim gibi çok kısa çalışıyorsanız yani şuradaki bölge sizin için uzak ise ya da çok yüksek bir hedefse şuradaki bölgeden faydalanabilirsiniz. 30-55 civarları burada düzlere çıkarsak yine tehlike çanları çalıyor olabilir sizler için. Ama bizim görüşümüz ne orta vadeli ne çok kısa vadeli gün içi hareket için çalıştığımız için bu şekilde analizleri paylaştığımız için 30-90 ya da 30-90-30-10 31-10 arasındaki bölge, buradaki 20 piptik bölge bizim için önemli olacaktır. Kırılmadığı takdirde aşağı hareket devam edebilir. Şu anda 30-20'lerden bir tepki verdik. Eğer buradan kar aldıysanız bence birazcık beklemeye geçmeliyiz. Ya buranın kırılması durumunda 29-98 ve 29-64'ler beklenmeli diye düşünüyorum. Ya da şuradan 30-54'e kadar bir tepki gelirse 30-54'e yakın yerlerden yeni bir deneme yapabilirsiniz. Dediğim gibi ya buranın üzerine stop ya da buranın üzerine stop kullanarak bunlar mantıklı olabilir. Şu anda hafif bir bekleme sürecindeyiz. Yukarı ya da aşağı hareketlere göre aşağı hareket hızlanırsa 30-20'nin altında yukarı hareket gelirse ve 30-54'lerden bir tepki verirse bu durumda tekrar hareket devam edebilir. Sayın Pekil demiş ki ses problemi sadece bende mi var acaba Serkan Bey biraz yükseltebilir misiniz? Ses oldukça yüksek şu anda yani ne yapacağımı bilemiyorum. Arkadaşlar sizlerde ses az mı çıkıyor yoksa sadece ses iyi diyorsunuz? Yani oldukça açtık şu anda Sayın Pekil. O yüzden siz bilgisayarın sesini biraz açarsanız. Evet Özkan Bey, Mehmet Bey, Erdem Bey gün evet herkes iyi diyor. Gün demiş ki bende kesiliyor. Bazen kesintiler geliyor. Kesinti konusunda bir şey yapamayız ama sesi arttırma konusunda zaten şu anda en son noktaya yaklaşmışız. Sonra da çok cızırdamalar yapıyor arkadaşlar. O yüzden her zamankinden daha iyi demiş Murat Bey. Peki. O zaman bir kulaklık takarsak Sayın Pekil ya da hoparlörün sesini biraz açarsak iyi olacak. Ya da biraz daha kuvvetli bir ses sistemine belki ihtiyacınız var. Bu da olabilir. Peki bakalım. O kesintileri de biraz daha yavaş konuşarak aşmayı düşünüyorum. Belki o kesintiden aralarda kaçırılan harfler biraz daha az olur ve tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum Cem Bey. Şimdi peki Euro doları bitirdik arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceğimiz başka bir şey yok Euro dolar paritesi için. Ya umarım bir şey atlamamışızdır. Biraz yarıda kaldı ama. Şimdi gelelim sterlin dolara. Sterlin dolar içinde kırılma seviyemiz 61.01-61.25 aralığı olacaktır. Gün içi çalışanlar için biraz daha esnek davrananlar 61.63'ü bekleyebilirler tabii ki. Trend hala aşağı olmaya devam ediyor. Bence yön konusunda aşağı hareket biraz daha mantıklı. 60.25 ilk hedefti benim için bugün. Buraya ulaştık arkasından biraz daha hareket gelirse bakın kuvvetli destekler var burada. 60.05-60.00 arasında bu bölgenin altına da inersek bundan sonraki son bir hedefim kalacak gün içi için 59.63 seviyesi takip edenler için akıllarında bulunsun 59.63 günlük benim son hedef seviyem arkadaşlar. Şu anda ne yapacağız derseniz hafif şu yukarı hareketlerde biraz beklemeye geçelim. Bakalım 63'ler kırılacak mı? Eğer 63'ler kırılırsa bir miktar daha en azından şöyle bir 85'lere doğru bir bekleme yapabiliriz. Oradan yeni bir aşağı hareket gelme ihtimali var çünkü. O yüzden bu küçük tepkiler muhtemelen piyasadaki oyuncular tarafından, yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak değerlendirilecektir diye
bir öngörüm var bugün için. Yön hala yukarı dönmüş gözükmüyor. Herhangi bir sinyal almıyoruz yukarı yönde. Bunu da belirtelim. Sterlin dolar takip eden değerli yatırımcılarımız için. Peki gelelim altına. Arkadaşlar altın için söyleyebileceğimiz şey şu: günlük gece saatlerinde belirttiğim kırılma noktası 1663-65 arasındaki ya da 66 arasındaki bölgeydi. Bu seviye kırılmadığı takdirde aşağı hareketin devam etme ihtimali kuvvetli gözüküyordu. Yine kısa vadede gün içi için belirtmiş olduğumuz seviye, buradan aşağı hareket bekliyorduk. Hedefimin 1648.72 seviyesiydi. Burada görmüş olduğunuz gibi bu hedefi hala koruyorum. 1648.72'nin de altına inersek, şurada görmüş olduğunuz 1639.92 ve sonrasında ise 1634.07'ye kadar geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz var. Orta vadede ben yukarı hareket beklentimi hala koruyorum. Bakın bunu ben 1635'lerdeyken de söyledim, 1670'lerdeyken de söyledim, 1625'lerdeyken de söyledim. Beklentim hala yukarı 1600 seviyesinin kırılmaması durumunda. Fakat sadece içsel bir öngörü olarak bu hareketin şu anda başlayacağını tam olarak düşünmüyorum. Eğer bu hareket şöyle 1610 civarlarına yakın yerlerden 10 puan üstü olur, 10 puan altı olur, fark etmez. Yani 1601'lerden başlayabilir, 1605'ten başlar, 1610 olur, 1615 olur, 1618 olur. Yani şu dibin biraz daha altından bir yukarı hareket başlarsa artık derim ki yön yukarı döndü, bundan sonra aşağı hareket beklemiyorum. Ama şu an için net olarak bunu söyleyemiyorum. Sanki bir aşağı tepki daha verdikten sonra bu hareketi yapacak gibi geliyor bana. O yüzden temkinli olmaya devam edelim arkadaşlar. Çok ciddi şekilde bu hareketlerden risk alarak faydalanmaya çalışmayalım. Bakın en son oluşan hareketi gösteriyorum size. Şuradan gelen bir aşağı yavaş hafif hafif buradan bu tepeyle bu tepeyi birleştirdiğimizde buradan bir kanal oluşmaya başladı sanki. Aynısını aşağı doğru çekersek bakalım. Çok özür diliyorum. Buradan bir kanal oluşumu yakalayabilecek miyiz? Şu şekilde belki olabilir ya da şu şekilde belki olabilir. Tam net bir şey yok tabii ki burada. Şu şekil şu hale getirebiliriz belki. Eğer ki oluşacak olursa bu kanal aynen bu şekilde hareket edebilir diye tahmin ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdilik altın için bunu söyleyebiliriz. Şurada bir yavaş yavaş 4 saat günlük grafiklerde gördüğümüz gibi aşağı doğru bir kanal var. Önümüzdeki birkaç gün daha geçtikten sonra bir aşağı hareket daha yapar ve buradan tepki verirse 1600'lerin altına inmeden o zaman 1700'lerin üzerine tekrar hedefleriz. Ama şu an için kısa vade olarak baktığımızda özellikle şuradaki seviyeler önemli. Bu seviye kırılmadığı takdirde aşağı hareket beklemeye devam edeceğim. Öncelikle 1648, sonrasında dediğim gibi 1639 ya da 1640 diyebiliriz bunu artık yuvarlak olarak. Bu arada arkadaşlar, yuvarlamayı kesinlikle şu şekilde yapmayın. Yani ben burada yuvarlıyorum ama her şeyi yuvarlayabilir miyiz? Hayır, her şeyi istediğimiz gibi yuvarlayamayız. Mesela örnek vereyim. Buradaki seviye 1639 ve biz yukarıdan aşağı doğru geliyoruz. O yüzden ben bunu yukarı doğru yuvarlayabilirim. Çünkü daha garanti bir seviye belirtmiş oluyorum take profit olarak. Ama eğer ki bu 1642 ya da 41 ya da 40.94 olsaydı ben bunu aşağı doğru 1640'a doğru yuvarlayamazdım. Yani çünkü yukarıdan aşağı doğru geliyorsa bir parite, bu durumda ben bunu daha kötü bir yere, daha da aşağıya yuvarlayamam. Bu konuda lütfen dikkat edelim. Buradaki küçük yuvarlamaları yaparken hep daha iyi ve hani riski biraz daha azaltacak şekilde yuvarlamalar yaparım. O konuda dikkat edelim. Ya da yukarıdan aşağı doğru geliyorsak hedef noktamız şuradaki 1650.65 ya da ne bileyim 49.80 ise ben bunu 1649'a yuvarlayabilirim. Aşağı yönde yuvarlayabilirim. Ama 1646'daki bir şeyi 1648'e ya da 50'ye yuvarlayamam. Onu söyleyeyim. Bu tip şeyleri yuvarlak hesap olarak hesaplayabileceğiniz ya da klavyeyle daha rahat olsun diye yazayım dediğiniz şeyleri lütfen yuvarlarken şey yapalım. Daha iyi bir fiyata
aslında daha iyi bir fiyat derken daha kötü bir fiyata yorumlamış oluyoruz. Yani daha az pip alınacak şekilde yuvarlıyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Çünkü bu seviyeye değdiği andan itibaren artık yukarı tepki verme ihtimali var. Ya da şu seviyeye değdiği andan itibaren yukarı tepki verme ihtimali var. Kanımca. Ya da şuradaki 1634.07'ye değdiği anda yukarı tepki verme ihtimali var. Ben bu 1634.07'yi 1634.00'a yuvarlayamam. 1635'e yuvarlayabilirim belki. Tamamdır. O konuda da bilgilendirme yapayım. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Hani canlı yayında yapıyordunuz, ben de aynısını yaptım. Sonra da işte keşke yapmasaydım demeyin. Bunun da bir taktiği var tabii ki. Çok da basit bir taktik zaten. Muhtemelen sizler de biliyorsunuzdur. Yine de hatırlatmak istedim. Peki, altın eğer ki burayı kıramazsa zaten senaryo belli arkadaşlar. Bahsetmiş olduğumuz seviyeler zaten ekranımızda var. Bir tek şuradaki 1639-40 civarları dedik artık bunu. 40'a yuvarladık. 1640-1634-07 ve 1625-02 seviyeleri şu anda karşımızda. Şu aralık kırılırsa yani 63-38 mesela 66-08 bununla mesela 1666'ya yuvarlarız. Bu aralık kırılırsa ne olacak? Bu durumda 1672-43 ve şurada görmüş olduğunuz gibi 1685-87 civarına kadar hareketlerle karşılaşabiliriz. Yine de o yüzden buralara lütfen dikkat edelim. Gün içi çalışanlar için söylüyorum. Aşağıdaki ilk hedef 1648-72. Peki altını da şimdilik buraya koyalım ve dolar TL'ye geçiyoruz. Dolar TL'de bakalım neler olmuş neler. Bugün baya baya bir hareket var dolar TL'de arkadaşlar. Öncelikle bakın şöyle yukarı doğru bir 60 pip, 60 pipten sonra aşağı doğru bir 50 piplik bir geri çekilme var. Bu hareket arkadaşlar, 4 saatlik grafiklerimizi açalım, birazcık küçültelim. Şöyle mavi bandı görüyorsunuz, bu mavi bant hala geçerli olmaya devam ediyor. Lütfen dikkat edin, bu mavi bant kırılmadığı takdirde beklentimiz yukarı yönde olmaya devam edecektir hala. Bu bant muhtemelen arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi şu seviyelere kadar, yani hoppa. Şöyle yapalım. Evet. Ayın 14'üne kadar devam edecek gibi duruyor bu bant. Bu bant kırılmadığı takdirde yukarı hareket beklentimiz. Ayın 14'e kadar bu seviye kırılamaz anlamına gelmiyor. Ayın 14'üne kadar bu seviye kırılamazsa destek olmaya devam edecek anlamına geliyor arkadaşlar. Neresiydi bu seviye? Hemen güncelleyelim. 1.7764. Aşağıda ise şimdi bakalım bunun nereden biz minnacık daha aşağı çekmek istiyorum bunu şöyle şuraya. Evet, herhalde şimdi oldu. Saatlik grafikleri tekrar açalım. Evet, dolar TL için arkadaşlar şuradaki bölge yaklaşık olarak 20 piplik bir bölgemiz var. Rakamsal olarak ifade edersek 1.7763, 1.7740 seviyesi arkadaşlar. Bu aralık kırılmadığı takdirde yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. Çok kısa vadeli çalışılmasını tavsiye etmiyorum ama çalışan arkadaşlar varsa da 1.7801, 1.7778 ve 1.7740'lara dikkat etsinler lütfen. Aşağı doğru hareket edersek buralara doğru hareketin devamı gelebilir ki kısa vadede aşağı hareket etme ihtimalimiz biraz daha kuvvetli. Hangi durumda 1.7877'nin altında kalınması durumunda buraya hemen bir aşağı ok ve buraya da bir yukarı ok koyalım hemen ki şu şekilde günlük kırılma seviyemizi de 1.7878 olarak belirtiyoruz. Bu seviye kırılmadığı takdirde aşağı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz daha kuvvetli. Kısa vadede bakın söylüyorum tekrar gün içinde. Orta vadede ise zaten şu bölgeden yukarı hareket bekliyoruz, onu da söyleyeyim. 78-78'in kırılması durumunda 79'lar ve 79-40'lara doğru ya da 39'lara doğru hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz yine söz konusu olacaktır, bunu da söyleyelim. Tamamdır, bu da tamamsa arkadaşlar canlı yayın özetleri bu kadar diyebiliriz. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz, lütfen canlı yayını.
Eğer ki banttan seyrediyorsanız, yani video olarak seyrediyorsanız, lütfen buradaki canlı yayınlara katılmaya özen gösterin arkadaşlar. Saatlerimiz belli, her gün saat, her sabah, daha doğrusu saat 10-11 arası başlıyoruz sabah saatlerinde. Zaten ForexPartnet'te sizlerle bunu paylaşıyoruz. Başlamadan 15 dakika önce haber veriyoruz. Akşam da saat 4 civarlarında başlıyoruz. Akşam üzeri günde 2 kere takip etmenizi ısrarla öneriyorum.